temizliğini. Her şey gayet güzel yani. Böyle bir şey ben görmedim. Görmediniz yani. 89'dan beri pamuk ekiyoruz. Evet efendim. Bu canlılıkta bir pamuğu görmedim. Evet. Bu canlılıktaki, bu parlaklıktaki bir elmayı ben görmedim. Parlaklığı gösterelim şöyle. Bakın gördüğünüz gibi parlıyor yani. Elma iri ve parlak yani. Evet. Altıncı ay bir ekmemize rağmen. Evet. Şimdi burada efendim sizi sevindiren, dua ettiren şey nedir efendim? Şu dua ettiren görüyorsunuz. Şöyle profilden baksın. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ama anlatalım. Anlatalım. Anlatmaya gerek yok. Şöyle bir göstereyim efendim. Evet. Şimdi burada evet. Gözlemlediğim şeyler vardı. Birçok tarlada şey varken, taraklar dökerken, çiçekleri dökerken, bu bölgede o olmadı. Çiçek dökülmesi olmadı yani. Hem tutturucu özelliği vardır, hem yani doğuş yaptırıcı özelliği vardır. Hem de evet, nedir durum, kaç tane? Çekirdekleri sayalım. Sayalım tekrar. Söyledi de ya, sürekli saymadan ziyade şunu söyleyeyim. Buyurun efendim. Son iki dönemde şu kozalardaki çenekler genelde 4'ten fazla değildi. Değildi. Şimdi diğer bölgelerde de öyle mi bilmiyorum ama bizim bu kısımda tekrar 5 çenekli görüyoruz. Evet, 24 Ağustos 2020 ve burası Urfa Harran Ovası'ndayız. Parapara mahallesi. Ne mahallesi? Parapara. Parapara. Evet, mahallesi. Parapara mahallesi. Evet. Çok güzel. Bir yaklaşık olarak 100 dekarlık biz şu an burası. Evet. Pamuk tarlası burada. Rekor gübre, yaprak gübresi. İlk kere uygulandı bu tarla. 1 Haziran 2020 ekimi. Çok geç ekimde. Doğrudur. Efendim kendisi tanıtır mısınız? Evet. Ben İbrahim Acar. Kaç dekar pamukla uğraşıyorsun efendim? 320 dönümle uğraşıyoruz. Şöyle bir başlamadan önce tarlamızın şu anki görüntüsüne bir bakalım efendim. Şöyle tarlamız nasıl olmuş? 1 Haziran 2020 tarihli ekimli bir tarla burası. Görüyorsunuz şurası 100 dekar tarla burası. Evet. İbrahim Bey neden geç ektiniz? Yani geç ekmek biliyorsunuz kötü bir şey. Verimleri çok düşüren bir şey hali. Bu sene biraz evet. Yağış geç devam etti. Artı evet. Şeyden dolayı ektiğimiz arpadan toprak hazırlığımız iyi olmadı. Evet. Bir kere ektik. Arpayı kaldırdınız evet. Siz bu da ektiniz. Evet. Yani. Çift ekim yapılıyor evet. Burada yani. Anladım. Arpayı kaldırdınız. Pamuk. Pamuk. Onun yerine pamuk ektik. İşte arpayı kaldırdınız evet. Pamuk ektiniz. Pamuk yani. Ektik. Evet. Altıncı ay bir de ektik. Evet. Yani geç ekmemize ara hemen. Şöyle diyeyim ben size. Geç ekimli genelde verimler nedir efendim? Yani bölgenizde bırakın geç ekimleri. Birinci evet. Ekimler şu an son birkaç yıldır nasıl gidiyor? 300 kilo. Ortalama 300 ile 400 kilo geç arasında. Ekimleri mi diyorsunuz evet. Yani? Geç ekimlerden evet, rakam budur. Kilo. Evet. Birinci ekimler ne çıkıyor genelde son birkaç yıldır? Geçen sene 1 ile 2 arasında çok bir fark olmadı. Anladım. Geçen sene ilaç yani hastalıkla uğraşmamız çok peki, uzun sürdü. Peki rekor gübre yaprak gübresini siz niçin aldınız ve size... Birinci attığınızı ne sonuç verdi? İkinci attığınızı ne sonuç verdi? Bir anlatalım sonra evet. Da göstereceğiz efendim. İlk atımımızda bir arkadaşın tavsiyesiyle başladık. Siz evet. Rekoru. Size ulaştık. Evet. Dedi ki koza ve boğum oluşumu çok yüksek. Sık boğum yapar. Evet. Evet. Artı yani bitkiyi korur. Evet. Canlı tutar. Evet canlı tutuyor. İlk attığımızdan bir hafta sonra biz onun farkını aldık. Evet. Sinek evet. Sivrisinek fazlaca. Evet. Şimdi hemen anında bir haftada kendisini gösterdi. Gösterdi. Sonra bugün normalde bu tarlaya kolay kolay girer miydiniz? Girmediniz. Hayır. 10 gün önce gene attınız. Evet. Peki 10 gün önce attığınızda ne yaptı? Bu şimdi 10 gün sonra attığımız evet. Bugün girebildim. Bugün girebildim. Ne gösterdi? Çünkü yaş. Evet. Bu gördüğüm bu canlılığı, bu elmanın evet. Güzelliği, yani gelişimi, birazdan büyümesi. Onları detaylı göstereceğiz. Evet. Memnun musunuz sonuç olarak? Daha desin. Çok güzel. Efendim sıktı kimin tarla burası? Evet. Yani zaten aşırı sıkı. Evet. 3,800 kilo mu tohum? Evet 3,7. Tamam şimdi şu kamera bir göstersin burayı evet. Şöyle. Bakın gelelim böyle. Sıktı önce dikim sıktığımızı bir evet. Göstersin kamera. Gelsin kamera efendim böyle. Üst üste. Kamera gelsin böyle yavaş yavaş. Ha. Üst üste dikim yani. Evet. Aralarında 5-6 santim fark gibi o şekilde. Evet. Ara dikim kaç ara şey sıra? 70 santim. Evet. 70 santim ama bu ara şey yani. 75 santim. 75 santim. Evet. Burası da çok zaten sık. Evet sık. Kökler dipti böyle. Evet. Şimdi böyle bir sık dikim oldu mu gene de ne olur? Koza tutumu, çiçeklenme, boğum aralığı sık olmaz. Evet efendim. Yani tutumu az olur. Hı-hı. Yani bitki gelişmez. Bir tek boy olur. Bir tek boy olur. Boy olur. Boy olur. Evet. Şimdi efendim sökelim bir tane isterseniz. Kamera şöyle rahatlıkla şuradan rastgele bir tane söküyoruz. Amanım. Evet, çok güzel. Şimdi burada efendim sizi sevindiren, dua ettiren şey nedir efendim? Şu dua kamera. Ettiren, şöyle görüyorsunuz. Şöyle profilden baksın. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ama anlatalım. Anlatmaya gerek yok. Şöyle bir gösterin efendim. Evet. Nedir? Şunları bir sayalım.
Şu karpuz gibi şeyler nedir böyle ya? Bak bakayım bir. Evet. Maşallah maşallah. Karpuz gibi değil mi? Maşallah. Şu bir, cebinizde 1 lira paranız var mı? Hayır. Dur bakın. Bakalım şöyle. Çünkü kıyaslamak açısından en azından bir şeyle ebatını görmekte fayda var. Evet. Bugün şunları sayacağız birazdan. Evet. Ya bu daha çok sayacağız. Bir tane değil. Evet. Var, buldunuz mu? Buldum para. Para buldunuz. Ne? Bakın evet. Önce gösterelim bakın. Şimdi 1 liramızı görüyorsunuz efendim. Evet. Şu 1 lira. Şimdi 1 liramızı biz şuraya koyduğumuzda şimdi burada soru nedir normal şartlarda? Ufak olur diyorsunuz. Evet. Şu an büyüklüğü budur. Evet. Yani şunu sık olduğu halde sıkı, evet. Tuttuğu boğum aralığı. Evet. Yani çiçeklenmesi. Alın paranız. Bak hepsi abi. Sadece bu değil bakın. Evet. Bu genel. Bu bayağı bildiğim pek. Evet. Peki şimdi inceleyeceğiz bunu. Daha da detaylı inceleyeceğiz. Kaç tane burada şu anda şey var, koza var şu anda? Yani en düşük 20 tane var. En düşük. Sayalım göster. Alttan baştan sayın lütfen. Evet. Kamera göstersin. Bir, alttan baştan sayın. 2 3 Çiçeği sayalım mı? Yok. Şimdilik tutanları sayın bana. Çünkü malum hani 3, şeydir diyebilirler daha tutan 3, tutmaz bir garanti değil. 3 4 5 6 7 8 9 oluşmuş. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 tane. Çiçekleri saymıyoruz daha. Evet. Çiçekleri saymıyoruz çünkü. Çiçekleri saymadık. Saymadık. Şüpheli daha. Şüpheli. Evet. Ha, şüpheli derken bitki yani, sağlığına... Yok yok. İklim ister istemez tabii ters çakabilir ama bugün niyetinde şey. Kök yapısı nasıl? Müthiş. Müthiş. Çok güzel. Bugün gördüğümüz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla hem köke çalışmış evet hem de bitki taraklanmaya çalışmış. Tabii. Kozaya çalışmış abi. Kıralım bakalım şunun sağlığı nasıl yani. Bu şimdi bir de gelelim bak şimdi. Şimdi size bir soru. Neden fazla koza var biliyor musunuz abi? Evet. Dökülmediği için öncelikle. Bakın. Bırakın öncelikle biz bitkilerde doğuştan daha ziyade olanların dökülmesi çok önemli. Şimdi siz bunu nasıl test ettiniz? Pamuk oluşmuş zaten maşallah maşallah. Kamera göstersin. Geçen seneki pamuk ekimimizde 3 tohum vardı. 3 tohum vardı. Her dilimde. Evet. Bugünkü dilimimiz 6 tane. 7 tane. Say göster onu. Oradan görmüyor kamera onu. 1 2 çıkartabilir misin? Çıkartın çıkart. 4 5 Avucunuzu alalım. Şimdi diğerlerini bana verin. Şimdi bu içinden bir tane aldı değil mi evet şu anda? Evet. Ha. Kozanın bir tanesi mi o şimdi? Evet. Bir dilimi. Bir dilimi. Ha. Bir dilimden. Çekirdekler nasıl beklerim peki? Kameraya bakarak bana değil. İnsanlar bugün... Şimdi videomuz uzun video olacak. Videomuzun sonunda rekor gübre yaprak gübresini ne zaman kullanmamız gerekiyor? Ne zaman vermemiz gerekiyor? Öncelikle bunu anlatacağız abi ama güzel güzel gösterelim. Yani aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın ya. Buyurun. Kaç oldu efendim kaç? Şu an 5 tane. 5 tane oldu. Daha içinden çıkartıyorsunuz yani. Geçen seneki evet. Yani elmanın bu kolum artıyor yalnız ağır bu ya. Abi sen. Yani böyle bu geçen seneki bu elmanın dilim sayısı 3 taneydi. Hmm. Bu sene 1 2 3 4 5 göstereyim efendim. Şimdi geçen seneyi boş verin de siz normale bakın. Yılların evet pamukçusunuz evet yani. Aynı yaştayız evet hemen hemen. Bugün baktığınızda şimdi normalde ne olur yani? Ki bu geç ekim pamuk yani. Evet. Bir de iklime gelelim. 1 Haziran'da ektiniz. Evet. Rekor bir reproduksiyonu tam 15 Temmuz'da verdiniz birincisi, evet birincisini. Evet. 15 Temmuz havalar nasıldı? Çok sıcaktı. Berbattı ya. Evet berbattı. Heh. Şimdi az önce şunu söyledim ben size. Tam yani o dediğiniz tarih heh tam darak dökme ayı. Tam darak dökme. Tutma veya şey ayı değil. Şimdi sularken ne yapıyorsunuz? En son çıkışa bakıyorsunuz çiçekler dökülmeden görüyorsunuz. Tabii. Yani. Bu ne demek? Darında kalması demek. Tabii. Bugün rekor gübre yaprak gübresi bugün bu konuda zaten çok ciddi destek sağlar. Bütün ürünlerde bakın şu an bu yöremiz aynı zamanda ne yöresi? Fıstık yöresi. Evet. Bakın dün bir tane YouTube kanalına koyduk. Hatta ultra fıstık nasıl elde edilir diye evet verim anlamında. YouTube kanalımızda izleyin lütfen. Eğer bir Urfalı olarak ondan daha yüksek tutumda, tutum diyorum. Evet. Hem dökülmesini engelledi evet hem tutturdu. Evet. Eğer daha iyi bir fıstık bahçesi görürseniz evet o bahçenin bütün gübre masrafını ben ödeyeceğim yani. Bizim ürünlerimizi kullanmadan. Anlatmaya çalıştığım şey tutum sadece burada bunda değil yani. Şu an bu ürünü biz çünkü bütün bitkilerde kullanıyoruz haline. Evet. Şu şimdi, an şu an ki dediğiniz laf ben kefilim. Evet. Rekor gelişimle ilgili siz kefil evet olmayın ben kefilim. Kefilim diyorsunuz. Benim gördüğüm. Peki tabii ki haliyle hayat devam ediyor, tarla devam ediyor. Buradaki evet tonaj beklentiniz nedir şu anda? Şu an biraz erken desek de evet ama
Bugün sonuçta bitki çalışıyor. Sağlığı yerinde. Evet. Şu an bu bitkinin tuttuğu çiçek ve elmanın darak tuttuğunu varsayalım. Eğer hepsi olgunlaşır ve biçilirse 700 kilonun üzerinde bekliyoruz. Peki siz çırçıcılıkta yapıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu pamuk konusunda her türlü zaten her anlamı diliyorsunuz herhalde. Dolayısıyla rakam budur. Evet. Bugün bana göre şu anda herhangi bitkinin gelişiminde bir sıkıntı yok halde. Onu bırakalım. Evet. Biz tek bir yeri gezmeyelim. Şu araları bize bir gezdirin, gösterin. Buyurun. Şunu şöyle bırakıyorum ben şöyle. Evet, indir indir. Bir şu gezdirelim. Yani sürekli gösterelim. Şimdi biz hani sadece bir şey değil. Lütfen kameraya üzerinde kaç tane olduğunu kamera göstersin düzgün düzgün. Bakın gelelim böyle. Kamera yavaş yavaş bakın. Şu görüntüyü versin lütfen, tamam mı? Yani her dalda göstereceğiz onu, bakın. Gösterin lütfen. Orada ışığa doğru bakıyoruz. Bu tarafa doğru çevirelim. Evet. Kamera çünkü orada ışığa doğru baktığı için göstermez. Gelelim efendim böyle. Evet. Gelelim. Kamera buradan yan yana lütfen. Şu görüntüyü versin yani. Her sene yani. Bakın şu tarafa göstersin yani. Her sene pamuk biraz alttan böyle tutmazdı. Bu i̇şte seneki fark alttan tuttu onu. İşte güçlü oldu şimdi. Evet. Bitti çok güçlü. Bak anti fıstığında da bak yine sözün aynı şey değil ama aslında aynı şey. Sadece fıstıkta uç dallarda verim veriyordu. Tabii. Biz de sapından yani kökten çıktığı yerden, daldan çıktığı yerden itibaren. Hani, gelelim böyle. Bakın gelelim sıra gideceğiz abi. Hiç acelemiz yok. Evet. Çünkü doğruların gösterilmesi lazım. Gelelim böyle. Gelelim böyle. Gelelim böyle. Abo tarafa. Gelelim kamera gelsin efendim. Kamera yavaş yavaş gelsin göstersin. Ahanda bu diyorsunuz yani. Evet. Bakın dikip sıktığını görüyorsunuz herhalde. Bu kameranın gösterebildiği kadarıyla. Normalde peki yaprak sayısı fazla değil mi sizce? Evet çok. Kamera yavaşça yavaş şunu göstersin. İrlik nasıl irlik? Yakında şu açacak değil mi birazdan? Evet. Açmaya hazırlık yapıyor. Evet. Şunu aç istersen bir aç bakalım, onu da kıralım gene bir. Daha gezeceğiz. Siz kıra durun, biraz daha gösterelim. Gelin böyle. Bakın tek bir sıradan geçmiyoruz. Birazdan başka sırada bakacağız herhalde. Gelelim böyle kamera. Ha, sağlı solu bakın. Sağlı solu yani. Görsün göstersin. Evet. Gösterin efendim, gösterin. Çünkü Ekim tarihi geç. 1 Haziran 2020 Ekim'di bu yani. 1 Haziran 2020 yani. Evet. Bugün geç Ekim olduğu için. Evet. Sıklığı çok. Bazen üst üste geliyor. Gelelim böyle, gelelim. Kamera göstersin böyle. Sık sık üst üstüne yani. Evet. Üst üstüne o şekilde. Üste. Üst üstüne maşallah maşallah. Elinizdeki düşürdüğünüz şeyi. Evet. İsterseniz elmayı, o çamur olur isterseniz başka bir tane alalım. Çekirdeği kaç dilim var burada? 5 dilim. Gene 5 dilim var. Evet. Aç bakalım bundaki çekirdek ne kadar? Daha çünkü çekirdek şeyinden belli oluyor sonuçta. Tabii. Hayatında daha sonra. Verim çekirdekten belli. Tabii ağırlık oradan basıyor zaten yani, evet. Şimdi tarlamızın rengini görüyorsunuz. Canlılığı görüyorsunuz hali. Bunda 7. 7 tane mi? Evet. Sayı göster, kamera göstersin bunu bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Islak. Peki sen bunu bugün mü açtın ilk kez? Açtım diye. Daha önce açtın mıydı? Yok. Ya. Nasıl pamukçusun abi sen peki? Bakmıyorsun da böyle. Ben gelince bakıyorsun böyle. İşte üreticilerimiz işte farkındalık anlamında, ölçme anlamında birazcık da zamanında bakacağız böyle şeylere. Tabii siz görüntü güzel diyorsunuz, iyi diyorsunuz ama darak sayısına ama çiçeklenmeyi görüyor musunuz? Hala buna rağmen çiçekleme süper. Devam ediyor. Devam ediyor. Hızlı devam ediyor. Ama yaprak sayısı fazla olduğu için bu ikinci atımdan sonra, uygulamadan sonra böyle oldu. Evet. İkinci uygulamada söktürüyor hala. Evet. Hala söktürüyor. Bugün siz tabii hala gübrelerinizi veriyorsunuz. Evet. Tabandan beslemelerinizi yapıyorsunuz. Evet. İşçiliğinizi yapıyorsunuz. Evet. Kamera gelsin göstersin. Evet. Hala. Çünkü sayı önemli bakın. O tarafa güneşe karşı olduğu için bakın. Tamam ama gene de tabii o kanatlarını da göstersin çünkü hani sıklığa şey gibi anlaşılmasın yani, bir tarafta var bir tarafta yok gibi. Gelelim böyle. Görüyorsunuz. Evet. Bu tarafı çek. Şimdi ben soracaklarımı zaten sordum. Evet. Dökülme olmadığı için işte tutum daha fazla kaldı. Evet. Yani tutturmak önemli değil demek ki ve dökülmesini engellemek lazım. Çünkü iklim döktürücü bir yıl yani. Sıcak, soğuk. Mevcut olanı da korumak önemli. Tabii ki korumak önemli. Tabii. Şimdi alt yapraklar nasıl alt yapraklar? Çok canlı. Çok canlı. Çok canlı. Şimdi burada bir misafirimiz de var. Evet. Arkadaşınız. Buyurun efendim. Şöyle geçelim. Kamera gelsin şöyle. Evet. Kamera gelsin şöyle. Efendim. Buyurun efendim. Şöyle geçiyoruz. Ve bugün şöyle geçiyoruz efendim. Gelelim şöyle. Bu taraf böyle çekelim. Evet. Bu kayıt yapmıyor sanki abi ya. Evet. Şimdi misafir. Efendim kendisi tanıtır mısınız bir? Şöyle geçelim bir ekran tamam. Geliyorum şimdi. Bir misafirimizi birazdan tanıtacağız. Nasıl? Evet. Şu rekor gelişim yaprak gübresini uyguladıktan sonra. Ama her taraf yeşil olduğu için zor gözüküyor değil mi? Tabii. Sökün onu ya, sökün onu. Şöyle gösterelim abi ya, sökün. Bakın dip dibe bakın. Dallar dip dibe bakın. Şuradan bakın aşağıdan itibaren. Bir sallamadan durdurursanız eğer. Çünkü kamera onu ne kadar alır? Şöyle öbür tarafı çevirelim şöyle bir.
Çevir çevir çevir. Ha. Şimdi bakın. Biz saysak ya baştan itibaren şöyle. Sayalım mı? Sayalım. Elmaları sayalım be. Kobakları sayalım. Kimi yerde de kobak diyorlar onu, tamam? 1, 2, 3, 4, Ege bölgesinde. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tutmuş 19 tane. Evet. Yıllar... Çiçeklerden hariç. Daha çiçekleri saymıyoruz. Evet. Evet efendim, bir kendisi tanıtır mısınız efendim? Ben ziraat mühendisiyim. Sulama Birliği'nde çalışıyorum. Çiftçilerimize verimli olma adına rekor gelişim yaprak gübresini tanıdık. Samimi bulduğumuz insanları aslında önerdik. Bu sene onun diğer şeylerle arasındaki, yaprak gübreleriyle arasındaki farkı görme adına. Peki efendim şöyle diyeyim ben size. Şimdi siz diğer yaprak gübreleriyle değil de siz bırakın diğer yaprak gübrelerini. Diğer bütün ürünlerle kıyasladığınızda nasıl durum yani? Mesele burada fark yaratma anlamında, sonuç yaratma anlamında, para kazanma anlamında durum nedir? Bana onu anlatın yani. Yani şu an için görünen her şey yolunda gidiyor. Evet, yolunda gidiyor. Şimdi bizim tabii ki çiftçimiz hep şu. Göze hitap eden şeye bakıyor. Gözüyle evet. Gördüğüne, eline geçen şeye bakıyor. Hı-hı. Dolayısıyla sezon sonunda, hasat zamanında esas farkı o zaman görüyoruz. Hasatımız 45 gün sonra mı? Hasatımız yaklaşık 45 gün sonra. Yine kırıyorsunuz böyle. Evet. Gelelim böyle. Tabii gelelim. Şunu gördük yani. Ben de burada gözlemlediğim şeyler vardı. Birçok tarlada şey varken, taraklar dökerken, çiçekleri dökerken bu bölgede o olmadı. Çiçek dökülmesi olmadı yani. Hem tutturucu özelliği vardır, hem yani doğuş yaptırıcı özelliği vardır. Hem de nedir durum, kaç tane? Çekirdekleri sayalım. Sayalım tekrar. Söyledi de ya sürekli saymadan ziyade şunu söyleyeyim. Buyurun efendim. Son iki dönemde şu kozalardaki çenekler genelde 4'ten fazla değildi. Değildi. Şimdi diğer bölgelerde de öyle mi bilmiyorum ama bizim bu kısımda tekrar 5 çenekli görüyoruz. Genelde ben önceki son 2 yıla göre normalde hem 5 çenekli hem de 7-8 arasında çiğit bulunuyor bizim. Diğer dönemlerde şunu gördük. Genelde hem 4 çenekli olup içerisinde en fazla 8 ve 10 arasında bir şey vardı. Çiğit vardı. Ama zaten pamuğa ağırlığı veren o. Yani şu an gördüğümüz kadarıyla çok verimli bir ilaç. Peki şu anda efendim gübre, rekor gübre, yaprak gübresi. Evet. Peki evet. Şunu söyleyeceğim ben size. Bu şu anki de hala yeşil. Evet. Daha çiçek, çekirdek artma ihtimali var mı içerisinde? Tabii. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Çok hızlı. Şu an daha gelişim devresi. Sonra, İkinci uygulamadan sonra daha hızlı. Aynı şeydeki kobaktaki çekirdekten bahsediyorum ben. Evet. Çekirdek sayısının ben artmadan ziyade gelişimini herhalde olacaktır. Yani daha iri hale gelecektir. Anladım. O şekilde. Gelelim. Yani bu canlılıkta çırçırcı olarak bu sene lif boyu fazla olmasını bekliyoruz yani. Daha kaliteli. Biraz daha gösterelim şöyle. Gelelim. Şimdi gelelim şöyle. Bunu görüyorsunuz. Tarlamız bu şekilde. Maşallah maşallah. Evet gelelim böyle. Bahçe sahibi, tarla sahibi keyifli maşallah. Ya, Allah utandırmasın efendim. Rekora dua edeyim. Gösterelim şöyle. Şimdi gördüğümüz gibi kökünden itibaren ben şimdi bakıyorum şu an. Tabii ışık da şuradan biraz kaldır, ışık gelsin oradan biraz. Elma sayısı yeşil aksamı canlı olduğu için elma sayısı gözükmüyor. Elma sayısı gözükmüyor. Evet. Çünkü çok canlı. Bakın şu mesela örneğin şu an kamera bunu çok gösterdi düşünmüyorum ama kaldıralım bunu bir. Sökün onu isterseniz bir. En azından bakın. Yeşili işte aşağıda göstermediği için. Halbuki bakın daracık küçücük bir şeyde bile. Kaç tane var orada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O dibinden de söktünüz değil mi? Diğerin dibinden. 9, evet. Diğerin dibinden söktünüz yani. 9, 12 tane. 12 tane bile var. Bu sıklıkta. Dibinden çıkarttınız bakın. Çıkarttığınız şey onun dibiydi yani. Aha, onun dibinden söktünüz yani şu şekilde. Evet. Durum böyle. Devam edelim. Artık durum budur herhalde. Allah bereket versin. Rekor gübre ürünlerimiz şu an pamuk için bir tane de rekor geçim tarla ürünümüz var. Topraktan uygulanıyor dikim aşamasında. Eğer onu da kullanmış olsaydınız çok daha düzgün bir sonuç alırdınız. Tabii. Yaprak gübremizi ne zaman uyguluyorsunuz? Şöyle bir tutalım şöyle. Bugün öncelikle taraklama döneminde uyguluyorsunuz bir kere. Evet.
İkinciyi de kobak oluşma döneminden önce. Evet. O dönemlerde evet. işte bundan 10 gün önce uygulamışsınız. Ama tabii geç ekim konuşuyoruz haliyle. O dönemde verilmiş haliyle. Evet. O yüzden üçüncüyü de belki isterseniz belki 10 gün sonra falan eğer içine girebileceğim diyorsanız haliyle. Vermenizde bir mahsur yok. Çünkü gördüğümüz gibi. Canlılığı görüyor musunuz? Canlılığı görüyorsunuz. Kozanın parlaklığını, hı-hı. temizliğini. Hı-hı. Hepsi gayet güzel yani. Böyle bir şey ben görmedim. Görmediniz yani. 89'dan beri pamuk ekiyoruz. Evet efendim. Bu canlılıkta bir pamuğu görmedim. Evet. Bu canlılıktaki, bu parlaklıktaki bir elmayı ben görmedim. Parlaklığı gösterelim şöyle. Bakın gördüğünüz gibi parlıyor yani. Elma iri ve parlak yani. Evet. Altıncı ay bir ekmemize rağmen. Evet. Demek ki bu şunu gösteriyor efendim. Çekirdekler iri olacak yani. Yani iri çekirdek olacak. Verim yani. Yüksek olacak o için. Evet. Aynen öyle. İri oldukça zaten kilo çikitte tohumda. Evet. Evet. Köyümüz çekiyoruz efendim. Şöyle buralar evet. tabii çok ova burası. Çok evet. büyük bir ova böyle. Yani bu Urfa'ya bağlı Haran. Haran ovasındayız. Haran'a para mahallesine bağlı olduğumuz bir tarla. İsmi çok güzelmiş. Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet. Çok teşekkür ederim.